İyi akşamlar Brisa günlük grafik 12 Aralık'ta bir videosu yapmışım çok da olmuş yani Brisa yayınlamayalı biraz da video sayısını da azalttım tabi ondan kaynaklanıyor şöyle bir bakayım 9 pazar günü yayınlamışım yani herhalde 10 12 aynen pazar günü 32, 78 kapanışında bir video yayınlamışım 38 bir direnç olur diye tamamen dolar bazda hesaplamışımdır öyle hatırlıyorum yani Genellikle Aralık ayında çünkü Kasım hatta Kasım ayından sonra bütün senetlerde dolar bazlı hesaba geçmiştik. Yani o yukarı gidişte ne olur hangi nerelere gelebilir diye. Gelememiş 36'yı görmüş yukarıda. 36'dan tabi doların devrilmesiyle beraber 200 ortalama. Bakın mesela çok senet 50 ortalamada kaldı. Bazı senetler böyle 200 ortalamaya kadar geriledi. Oradan da e, tekrar bir tepki vermiş 29.5-31 aralığına ki bu aralık bizim e, bir direnç hattımızdı arkadaşlar oraya gelirken ben çizmiştim herhalde Kasım ayında büyük ihtimal çizmiştim tekrar o aralığa o bandda oturmuş ve o bantta durmaya çalışıyor şu an kitabı kapanışı 50 günün altında 8 günün 20 günün altında bir kere bu negatif yani bütün ortalamaların altında kalması fiyatın çok böyle e, olumlu bir görüntü e, vermiyor ama tabi takip edilebilir şöyle biraz geniş pencereden bakarsanız 28 z kadar şimdi kısa vade desteği biraz hani 28 aşağıda mıdır diye düşünüyorum ama değildir ya. yani baktığınız zaman %3.5 falan özellikle 28'lere bakılabilir e, burada 28'in altına doğru bir gidiş olursa o negatif yani aşağı yönlü bir trendin hızlanma sebebi olabilir e, başlı başına çünkü son dönemde daha bu çarşamba günü alıcı oradan gelmiş bütün borsa çok erken 28'den alıcı demiş ki hop kardeşim yani burası fırsattır 2 gün önceden bahsediyorum yani bu grafik o grafik demek yani o tablo demek Burası şimdi e, çarşamba günü 19'unda Ocak 19 bakın 31 Aralık e, orada aynı hareket var. Şurada bir sahip çıkma var. O açıdan söylüyorum. Yani tepki bu üç umum tepki çöküşün tepkisi orada tekrar bakın sahip çıkıldığı alanda 28 olmuş bariz biçimde. Dolayısıyla oraya bakmak lazım. Yani 28'in altına gidiyorsa endişe verebilir kısa vadeci için. Tabii o iyi bir şey değil. E, yeni bir dibe doğru yolculuk başlatabilir orada. Çünkü bu haliyle düşen bir akım yok şu an burada. Yatay bir alan var baktığınız zaman. işte bu yatay alan düşen bir akıma dönüşebilir. Yukarıda geçilmesi gereken alan belli zaten. Yani bunu hepiniz muhtemelen görüyorsunuz. 31 lira üstünde bir kapanış vermiş mi? E, verememiş. Oraya geldiği zaman satıcılar baskın çıkmaya başlamış ki hatta 31 liraya her zaman gelememiş bile. 30-50 civarlarında hep fitiller var. Hep fitiller var. Yani oraya uzadığı zaman 31-50 üstünde veya 31 civarında satışlar var 32 olarak dediğim gibi şu özür dilerim 31 değil 30 50 diyecektim 30 .50 civarında Hatta yoğunlaşıyor 31 lirada net bir direnç oralar hep bir satış alanı. 31 liranın üstüne bir kapanış bir kapanış değil minimum iki kapanışlar verirse iyi olur birisi tekrar bütün kısa vade ortalamalarında üstüne çıkmış olur olumlu bir e, al anlama gelebilir bu e, yukarıda bir daha tekrar takip ederiz gittiği yere kadar e, yani majör direncimiz 36'da onu söyleyeyim e, 32.71 direnç seviyesidir altında 31.80 ara bir direnç sayılabilir ama tabi burada e, bir türkü tutturursa onun kuvvetine göre bunlar çok kolay geçilecek alanlarda olabilir onu söyleyeyim yani öyle çok ara dirençler çok önemli değil burada genellikle 31 liranın üstündeki bir gidişte 35-36 lira piyasa tarafından daha kolay hedeflenebilecek bir alan bu alana doğru asıl bir hareket tabi ihtimal dahilinde olur. Ama söylüyorum yani 31 lira geçilmeli iki tane kapanışı da vermeli üstünde Tek kapanış güvenilmez. Hele yatay alanlarda hiç güvenilmez. Bu bir pullback ihtimali olabiliyor çok kuvvetli bir şekilde. Hacimler e, haliyle bir miktar düştü e, Tabii hacim düşüşü demek güç kaybı anlamına da geliyor biraz e, Hani baktığımız zaman Eylül'e göre e, Ekim'e göre hala diri olduğunu da söylemek lazım hani oralarla kıyaslarsak Fena değil e, ama biraz işte satıcılı bir hacim olması Soru işareti RSI 48 Yarı memnun bir alan e, Yani henüz böyle düşüş momentum başlamamış Onu gösteriyor ee, ama 48 çok iyi bir alan değil yine makdi de öyle hani yüksek bir düşüş momentumu göstermiyor kırmızıya kesmiş o ayrı bir konu yani sat kesmiş Çarşamba günü ee, ama henüz böyle büyük bir momentum yok yani burada 28 kırılması demek aynı zamanda bu göstergelerin daha da böyle artık aşağıyı göstermesi aşağı yönü göstermesi anlamına gelir onun için ee, dediğim gibi 28 aşağıda 31 lira yukarıda bir takip edilebilir şimdilik. Ne tarafı kırarsa da o tarafa doğru tabii hareketin devamı beklenir. Herkese iyi akşamlar.